Merhaba arkadaşlar. Öncelikle Kurban Bayramınızı kutlarım. Edirne'den bugün Abant'a geldik. Abant Mini Parkı'na geldik. Bugün bayramın ikinci günü. Bu yüzden bayağı bir kalabalık var. Gördüğünüz gibi. Şurayı çardağımızı kurduk. Şöyle. Arabamızı da buraya çektik. İlk başta parkın girişinde sağda bir yer vardı. Oraya girmedik çünkü orası biraz kalabalıktı. Gelen ilk kişi zaten, ilk insanlar hemen oraya giriyorlar. Zaten burada da şu sabahleyin ilk araba bizim arabaydı. Peugeot olan. Daha sonra durum, vaziyet bu halde görüyorsunuz. Bayağı bir insan geldi. Kampta çeşme var. Tuvaletler gayet güzel. Yani çardaklar var. İnsanlar genelde mesela şöyle çardaklara şey yapıyorlar. Mesela şu mangal yapma yerlerinde biz mangal yapmıyoruz. Mangallarını yapıyorlar. Yukarıdaki şeylerde neydi onları? Tepelerde mesela gölgeliklerde şuradakiler gibi. Gölgeliklerde şey yapıyorlar. Şu karşıda da var mesela insanlar. Şöyle bayram tatillerini değerlendiriyorlar vatandaşlar. Burada da güzel atlar var. Atlar çok güzel. 30 lira atlara binme. Eşimle söyledim ama ben pek binmeyi düşünüyorum da. Eşim eğer binerse bindirmeyi düşünüyorum. Mesela şu prensesmiş. Çok güzel bir at. Hali araçlar güzel. Gayet güzel bir at ya. Harika bir at hatta. Güzel bile değil. Ben hiç bu kadar güzel bir at görmemiştim. Evet, Abant'ta geziyoruz. Gölü böyle bir döneceğiz baştan sona kadar. Edirne'den çıktık, tam 500-600 kilometre yakın yol geldik. Gece yarısına geldik. Gece yarısında burası bayağı bir soğuktu. Aşırı soğuk hatta. Yani gece şeyden geldik biz. Enez'den geldik. Orada deniz havasıyla geldik buraya. Akşam çadırımızı madırımızı kurduk. Sonra işte biraz ilerleyen saatlerde baktık. Olacak gibi değil. Tulumlarımız vardı. Tulumları şey yaptık. Onları giydik. Onlarla işte onlarla gece yatlattık. Evet, insanlar burada atlara biniyorlar. Bayağı bir dumanlı. Bayağı bir tozlu dumanlı. Böyle ilerleri geçeceğiz, böyle bakacağız. Nasıl? Evet, insanlar çok kalabalık. Maske takmamız gerekiyor ama şöyle şuradan gitsek insanların içine çok girmeyiz. Gördüğünüz gibi böyle. Yer bulma sorunu var gerçekten burada. Yer sorunu var. Göl biraz küçülmüş herhalde ya. Ben küçükken okulda falan gördüğümde bu kadar şey değildi. Bu kadar küçük değildi sanki. Okulda bizi okuturlar da bahsedeyim de. Atlar falan var güzel, gayet güzel. İnsanlar şey yapmıyor. Çöplerini falan atmıyorlar yani böyle yerlere. Çöplerini falan alıyorlar. Bizim kaldığımız yer biraz şey, ücretsiz yer. Şurada ücretli kamp alanları da var. Şu karşıda mesela oteller var arkadaşlar. Otellerin geceliğine baktım, 1000 lira 600 lira arasında değişiyor. Burada kampın iki yerleri var. İnternetten bakmıştım, 40 lira falan çadır kurma muhabbeti vardı herhalde. Yani biz girdik. O yukarıda kendi çadırımızı kurduk, gayet de güzeldi. Arabamızı şeyin yanına çektik, çardan yanına çektik. İşte gelip bizi uyardılar. İşte aracınızı kaldırın. Biz de eşyalarımızı boşaltacağız dedik. Eşyaları boşalttık. Arabayı tekrardan park yerine çektik. Burada natural park. Kamp yeri. Burada duş
Tek sorun tuvalet var ama duş yok arkadaşlar. O gösterdiğim yerde tuvalet vardı. Bu kamping yerinde hepsi vardır. Kamp yerinde hepsi vardır. Burada ücret işte 40 lira 50 lira. Ne bileyim çadırla gidip şey yapıyorsun. Yani daha rahat etmek isteyenler varsa şey yapar. Biz bir gün falan kalacağız. Böyle gideceğiz. Safranbolu'ya gideceğiz. Trabzon turu yapacağız. Gördüğünüz gibi çocuklar oradan zıplıyorlar, mutluyorlar. İnsanlar Kurban Bayramı'nı böyle değerlendiriyor. 3-4 günlük Kurban Bayramı'nda. Gelen hala geliyorlar. Geliyorlar ama bu kadar kişiyi burası kaldıracak mı acaba? Evet, prenses. Prensese bak ya. Harbiden at ya. Prens mi? He? Köşelerden gidiyorsun. Python'a hayır. Evet. Python'a, atlara hayır. Ama bu atlar nasıl şey yapacaklar, yemek yiyecekler, bu insanlar bakmazsa. Aa, burası gerçekten güzel yermiş ya. Şöyle. Evet, çok güzel. Ve böyle bir döneceğiz sabahta. Bayağı kalabalık. Kanala düşmeyin. Sağda kanal var. Sazlıklar var burada. Yani şey şuradan başlıyor. Arabalar ta şuradan park yapmaya başlamışlar. Buraya kadar. Geldik. Bizim ta şu karşı taraftaki boşluk olan yerde aracımız. Yani çıkarsaydık herhalde arabayı getirip buraya koyacaktık. Bu kadar mesafe.